Merhabalar. Fonksiyonel mühendislik malzemeleri için karakterizasyon teknikleri dersi için hazırlamış olduğum elektrikli taşıklarda elektromanyetik ekranlama için kullanılan plastik malzemeler ve karakterizasyon yöntemleri sunumunu sizinle paylaşacağım. Bu sunumu 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Elektromanyetik ekranlama ve elektrikli otomobillerdeki kullanım alanları, elektromanyetik ekranlama için kullanılan mühendislik malzeme tipleri, malzemelerin elektromanyetik özelliklerini belirlemede kullanılan test metodları olacak. Öncelikle EMI ve EMC nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. EMC yani elektromanyetik kompatibilite kelimelerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe'ye elektromanyetik uyumluluk olarak çevrilen bir kısaltmadır. EMC'yi farklı şekillerde teknik açıklamalarla da tanımlayabiliriz. Kısaca elektromanyetik etkileşime girebilen ekipmanların birbiriyle bulundukları ortam ve doğa ile uyumlu olması olarak da ifade edebiliriz. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi her ürün EMC kapsamında değildir. 2014-30 AB no'lu elektromanyetik uyum yönetmenliğine göre EMC donanımın kendi elektromanyetik ortamında aynı ortamda bulunan donanımlarla tölere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkar bir şekilde çalışabilme yeteneğidir. Bir ürünün EMC gerekliliği o ürünün elektromanyetik açıdan etkileşime girip girmemesine bağlıdır. Bu etkileşimin iki farklı şekilde olabilir. İlgili ürünün dışarıya yaydığı elektromanyetik sistemler, sinyaller, emisyon, dışarıdan aldığı elektromanyetik sistemler immunitidir. Bu etkileşimin derecesi ilgili direktif ve yasal düzenlemelerle tanımlanmıştır. Diğer ise EMI'dir. Yani elektromanyetik girişim. Elektrik ve elektronik cihazların performansında azalmalara, bozulmalara veya hatalı işlemesine yol açan radyo frekansında doğal veya insan kaynaklı her türlü bozucu etki ve işaret olarak tanımlanabilmektedir. Günlük hayatta elektromanyetik girişim örneklerini vermek gerekirse, bir radyo dinlerken polis telsizinin araya girmesi, cep telefonlarının araç ABS sistemlerini etkilemesi, bazı devrelerde sızıntı, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler listelenebilir. Bir cihazın elektromanyetik uyumlu olarak kabul görmesi için 3 şart bulunmakta. Kendi içinde girişime yol açmamak, buna öz uyumluluk deniyor. Diğer cihazlarda girişimde bulunmamak, diğer cihazlardan kaynaklanan girişime karşı bağışıklığa sahip olmak, yani immunity dediğimiz konu. Elektrik taşıları elektromanyetik uyumluluğun önemi. Güncel motorlu taşıtları düşündüğümüzde elektrikli olmayan içten yanılı motorlu taşıtlarda bile mevcut konfor öğeleri ve elektronik destek sistemleri nedeniyle birçok sistem kullanılmakta. Elektrikli araç özelinde düşünecek olursak, taşın tamamen elektrik motoru ile yürütülmesi, otonom sürüş sistemleri gibi değişik yardımcı elektronik devrelerin sistemde yer bulmaya başlamasından dolayı birçok elektromanyetik sinyal kaynağı ve bu sinyallerden etkilenecek tümden taşın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek çokça etmen bulunmakta. Örnek vermek gerekirsek bu konuda, yüksek akım ile çalışan elektrik motorunun tasarım kısıtı nedeniyle ECU'ya yakın konumlandırılması. Bu arada ECU, araçta tüm elektronik ekipmanların kontrolünü sağlayan merkezi kontrol ünitesi ya da bilinen ismiyle beyin. Bu konumlandırma nedeniyle elektrik motorunun yaydığı elektromanyetik işemeye maruz çalışmasında aksaklıklara neden olabiliyor ECU'nun. Benzer şekilde otomatik sistemlerde aracın yolda İki şerit arasında yürüyüş sürüşünü sağlayan otomatik olarak ADAS gibi elektronik sistemlerin EMI deneyiyle çalışmasını durdurması ve bunun kazalara yol açabilmesi, yani araç şerit dışına çıkıp başka bir araçla çarpışabilir. Bu benzeri örnekler elektromanyetik girişim riskinin yüksek olduğu elektrikli araçlarda EMC testlerini ve EMC'ye uygun tasarım yapmanın önemini ve zorunluluğunu göstermektedir. Tüm bunların dışında sürücü ve yolcu sağlığını etkileyen elektromanyetik etkiler çeşitli uluslararası standartlar uyarınca minimize edilmek zorundadır. Şekilde de görebileceğiniz gibi şekil 2'de bir aracın elektrik motorunun ve ECU'sunun yaymış olduğu EMI
sinyallerinin bilgisayar simülasyonu görülüyor. Kısaca nasıl olduğuna değinmek istersek, bir EMI sinyal kaynağı mevcut. Bu kaynağın ürettiği bir güç mevcut. Bu arada da bizim kalkan malzememiz, bunun absorbe ettiği güç ve yansıttığı güç ve iletilen güç mevcut. Ekranlama seviyesi desibel cinsinden ölçülüyor ve her 10 birimlik artış logaritmik olarak bir artışı sağlıyor. Burada bir örneğin 30 desibellik bir ekranlama 1000 kat ekranlamaya sebep olmakta. Genelde 50-60 desibel civarında bir ekranlama beklenmekte. Zaten burada da üstteki tabloda görebileceğiniz üzere asgari ekranlama beklentisi 50-60 desibel civarında görünüyor. Diğer konuyla alakalı olmayan ürünlere ait ekranlama isterleri de yine listede fikir vermesi açısından bulunuyor. EMI ekranlamanın basit fiziksel açıklamasına gelecek olursak, manyetik ekranlama pratik olarak düşük frekanslarda yani 30 MHz altı önemlidir. Manyetik ekranlamada performans frekans arttıkça azalmaktadır. Ekran içindeki direnç mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Delikler ve açıklıklar daha az önemlidir. Elektriksel alan ekranlamada ise pratikte yüksek frekansta önemli yani 30 MHz üstü. Delikler ve açıklıklar frekansa bağımlı olarak önemlidir. Kablo bağlantısı ya havalandırma nedeniyle bırakılan açıklıklar da ekranlamayı etkilemektedir. Bu konudaki önemli noktalar ise şöyledir. Ekranlama elektrik alanın düşük frekansta yansıtılması, yüksek frekansta tutulması ile gerçekleşmekte. Ekranlama manyetik alanın düşük frekanslarda yutulması ile gerçekleşmekte. Yüksek iletkenlik yansıma ve yutulmayı pozitif yönde etkilemekte. Yüksek manyetik geçirgenlik yüksek yutulmaya neden olurken düşük yansıma oluşturmakta. Çok düşük frekanslı manyetik kaynakların ekranlanacağı hallerde yüksek manyetik geçirgenlik malzemeler kullanılır. Ekran kalınlığı arttıkça yutulma oranı da artıyor. Manyetik alan için kalın ekranlara ihtiyaç duyulurken elektrik alan için ince yapılar kullanılabilmektedir. Kaynak ile ekran arasındaki uzaklık yansıma özelliklerini değiştirmektedir. Elektrik alan etkileri daha baskın olan kaynaklar ekrana yakın, manyetik alan etkileri daha baskın olan kaynaklar ekrana uzak yerleştirilmektedir. Taşıtlarda elektromanyetik ekranlama için plastik malzemelerin kullanılması konusuna geçecek olursak, otomobillerde komponentlerin çelik, alüminyum metaller yerine plastik, kompozit gibi malzemelerle üretilmeye başlanması 90'lı yıllardan beri bilinen bir uygulama. Özellikle emisyon ve çevreci diğer düzenlemeler nedeniyle daha hafif araçlar yapma gerekliliği araç komponentlerde plastik gibi hafif metaller kullanımını yaygınlaştırmıştır. Güncel elektrikli taşıtları ele aldığımızda ise taşıtın toplam ağırlığı standart bir içten yanma motoruyla çalışan herhangi bir taşıta göre aracın menzili üzerinde çok daha kritik bir etkiye sahip olduğundan dolayı oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle düşük özkütleli, yüksek dayanıma sahip malzemelerin kullanımına çoğunlukla ihtiyaç duyuluyor. Elektrikli taşıtlarda plastik malzemelerin kullanılmaya başlanması ile elektromanyetik ekranlama yani kalkanlama diğer adıyla ama elektronik de ekranlama deniyor açısından oldukça başarılı olan alüminyum alaşımları, çelikler gibi metallerin yerini alan elektromanyetik ekranlama kabiliyetine sahip plastik ve kompozit malzemelere olan ihtiyacı arttırmıştır. Son yıllarda elektrikli araçların pazar payını arttırması ve birçok büyük otomotiv üreticisinin ardı ardına elektrik modellerini piyasaya sunması bu benzeri materyal üzerindeki araştırmaları da hızlandırmıştır. Yüksek voltaj ve yüksek elektriksel güç gerektiren elektrik taşıt uygulamalarında kullanılmak üzere elektromanyetik ekranlamanın yanı sıra elektriksel enerjinin iletimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan yüksek seyirlerde başa çıkabilecek termal açıdan da kabiliyetli malzemeler geliştirilmektedir. Burada BMW i3 modeline ait bir kompozit şasiyi görüyorsunuz. Buradaki menzil kısıtları nedeniyle o kompozit karbon fiber kompozitten üretilmiş 150 kilogram ağırlığındadır. Elektrikli araçlarda
Elektromanyetik ekranlama ihtiyaç duyulan sistemleri iki grupta toplayabiliriz. Bu sistemlerin ilki aracın ilerlemesini sağlayan elektrik motoru, motora güç veren batarya paketi ve bu bataryanın dolumuna yardımcı şarj ekipmanlarının dahil olduğu yüksek voltaj, düşük frekans sistemlerdir. Bu sistemler daha çok elektromanyet EMI üretici olarak rol oynuyorlar. Diğeri ise aracın üzerinde farklı amaçlar için yerleştirilmiş sensörler, ADAS sistemi, aracın beyni olan ECU, bilgi eğlence sistemi dediğimiz ekranlar, aracın dış dünyayla bağlı kalmasını sağlayan GSM, GPS sistemleri ve buna ait antenleri içeren düşük voltaj, yüksek frekans sistemlerdir. Bu sistemler ise EMI kaynaklı sistemlerin ürettikleri elektromanyetik alanlardan etkileme riski olan sistemlerdedir. Bunlar şekil 5'te görünmekte. Sağdakiler kaynaklar, soldakiler ise bunları alıcıları yani bunlardan etkilenecek olan sistemler, elektronik sistemler. Elektromanyetik ekranlamada kullanılan plastik malzemeler normalde otomotiv endüstrisinde PBT, PA, PPS, PPA, PPPC, PU, ABC, PVC, HDPE, LDPE gibi neredeyse endüstride kullanılan tüm plastik ürünler otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulmakta. Elektriksel yalıtkanlık açısından başarılı olan plastik malzemeler ham halleri elektromanyetik açıdan oldukça kısıtlı ekranlama seviyeleri sunabilmekte. Bu plastikler arasında PBT, PPA, PPS, PPA, ABS gibi malzemeler özel üretim teknikleriyle iyileştirilerek elektromanyetik koruma seviyeleri yukarı çekilmeye çalışmaktadır. Plastik malzemelerin ekranlama özelliklerini iyileştirmek için kullanılan tekniklerin maliyeti elde edilecek ekranlama oranı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Yani iyi bir ekranlama oranı istiyorsanız düşük kütleli bir plastik malzemede çok para vermeniz gerekiyor. Şekil 7'de de ekranlama seviyesi göreceli maliyet grafiği bu malzemeler için görülmektedir. Görüleceği üzere karbon fiberler her zamanki gibi en pahalı malzeme. Onun öncesinde iletken plastikler görünüyor. Boyama teknikleri de ondan bir önce gelen sıradalar. Şimdi tekniklere kısaca değinecek olursak, iletken boya kimyasal ile kaplama yöntemine başlayalım. Otomotiv sanayinde plastik komponentlerin elektromanyetik ekranlama özelliğini arttırmada en fazla kullanılan yöntemdir. Farklı yöntemlerle 100 desibel gibi oldukça yüksek koruma seviyelerine ulaşabilmektedir. Burada şekil 8'de Parker markasının bir ekranlama boyası ile boyanmış parçaları görüyoruz. Burada bakır gümüş ekstratlı bir malzeme kullanılmış sprey olarak. İki farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunların ilki elektroniz kaplama yöntemidir. Bu yöntemde plastik çeşitli kimyasallarla doyurularak elektronik çözeltiye alınır ve elektrik akımı uygulanarak parça üzerinde saf metal bir tabaka oluşturulur. Böylece yüksek koruma elde edilmesini sağlarken çok adımlı bir yöntem olması, sülfürik asit, kromik asit gibi zararlı solventler kullanılması nedeniyle operatör sağlığı ve çevre kirliliği açısından sakıncalı olduğundan son yıllarda terk edilen bir yöntem haline gelmiştir. Ayrıca zor bir proses. Diğer yöntem ise elektromanyetik ekranlamayı sağlayacak malzemelerin farklı yapıştırıcı kimyasallarla birlikte ilgili yüzeye spreyleme yöntemiyle boyanması ve kaplanmasıdır. Oldukça ince taneli gümüş, bakır, nikel veya farklı şekillerde harmanlanan metaller yapışmayı sağlayacak olan epoksi termoset reçinelerine karıştırılarak parça üzerine spreyleme yöntemiyle boyanır. Elektrolitik yöntemine göre dezavantajı metal partiküller yanında yapıştırıcı malzemenin de eklenmesiyle daha kalın bir yüzey elde edilmesi, kırılganlık riskinin artması ve ağırlık artışı olarak sayılabilir. Bunun yanında daha çevreci ve verimli bir yöntemdir. Burada şekil 9'da plastik bir gövdeyi ve aynı geometriye sahip bir alüminyum kutuyu görüyoruz. Plastik gövde spreyleme yöntemiyle boyanmış ve alüminyum gövdenin neredeyse yarısından daha az bir kütleye sahip.
Diğer bir yöntem iletken metal folyo ile kaplama yöntemi. Bu yöntem elektromanyetik ekranlama özellikleri iyileştirmek istenen plastik komponent bir tarafı yapışma özelliğine sahip metal folyo ile kaplanarak istenen özellik kazandırılmakta. Şekil 10'da bunun farklı 10 örnekleri görülmekte. Bakır folyo ve alüminyum folyo görülüyor. Ayrıca aynı zamanda mu metal denilen folyolarda bulunuyor. Plastik otomotiv parçaları girf formlara, girintili çıkıntılı yüzeylere sahip olabileceği için kaplamada kullanılacak olan folyolar bilgisayar destek tezgahlarda ihtiyaç duyulan şekillerde lazerle kesilerek uygulamaya uygun formlarda kazandırılabilmekte. Bu da şekil 11'de görünüyor. Folyo üretiminde alüminyum, bakır, nikel gibi standart metal malzemeler kullanılabileceği gibi mü metal, amokor gibi özel malzemelerden üretilen yüksek performanslı folyolarda üretilebilmektedir. Özellikle mu metal, karbon, silisyum, mangan, alüminyum, nikel, molibden, bakır ve demir gibi elementlerden oluşan bir nikel demir alaşımı olup yüksek manyetik ekranlama sağlamaktadır. Tablo 3'te de mu metal ve amokor folyolara ait ekranlama seviyelerini görüyoruz. Bunlar düşük frekans ekranlamadan yüksek frekans ekranlamaya kadar 100 desibel oranlarında ekranlama sağlayabilmekteler. Diğer ve en güncel yöntemlerden birisi de iletken plastikler. Plastik malzemelerin farklı tekniklerle elektromanyetik girişime karşı iyi bir ekranlama sunması için kullanılan en ileri ve aynı zamanda pahalı tekniklerden birisi ise iletken plastikler üretmek. İletken plastikler enjeksiyon aşamasında sıvı fazdaki plastiğin içerisine EMI kalkanlama sağlayan oldukça küçük boyutlardaki alüminyum pulları, çelik tozları, çok ince çelik teller gibi metaller ya da iletken karbon siyah tozu, karbon fiber teller gibi çeşitli bileşenlerin eklenmesi ve karışımın homojen hale gelene kadar karıştırıldıktan sonra kalıba enjekte edilmesiyle elde edilir. Sonuçta elde edilen ürünler kalınlık boyunca sürekli EMI ekranlama sundukları için diğer tekniklerden daha verimlidir. Güncel tamamen elektrikli otomobil uygulamaları daha önceki uygulamalardan farklı olarak düşük frekans EMI oluşumunun daha fazla gözlemlendiği ortamlar, düşük EMI ekranlamanın efektif olarak sağlanabilmesi için kullanılan malzeme kadar bu malzemenin kalınlığı, et kalınlığı da önemli. Etken plastikler bu konuda kalınlık boyunca bulunduklarından diğer ekranlama yöntemlerinden öne çıkmaktadırlar. Kullanılan karbon tozları ya da karbon fiber teller yarı iletken sektöründe kullanılan elektrik iletkenliğine sahip EMI derince bulunan malzemelerdir. Karbon fiber malzemeler çalışılmak istenen plastiklere %20-30 oranında karıştırılarak benzer şekilde metaller dolgu malzemesi olarak plastiklere %10 civarında karıştırılarak karbon fiber eş değeri benzer koruma seviyesi sağlanabilmektedir. Bu şekilde 13'te görebilmekteyiz. X80'i karıştırma oranı, Y ekseni ise 500 MHz'deki ekranlama desibel değerlerini veriyor. Görülebileceği üzere karbon fiber ne kadar yetenekli bir malzeme olsa da yine de çeliğe göre, çelik partiküllere göre daha geri bir performans sunmakta. Alüminyum, çelik, nikel ya da diğer metal tozları da düşük frekans değerlerinde bile mükemmel performans sergilemektedir. Mekanlara ikame olarak kullanılan bu malzemeler termal iletkenlik, elektromanyetik ekranlama konusunda yine saf metal komponentlere göre onlarca kat geride kalmaktadır. Bunu da şekil 14'te inceleyebiliriz. İletken plastikler genelde 100 Siemens metre seviyelerine kadar bir iletkenlik sunmaktadır. Elektrik iletkenlik. 1000 Siemens metrede gördüğümüz malzeme ise bir metal malzeme. Görüleceği üzere düşük frekanslarda bile metal malzemenin ekranlama verimliliği daha yüksekken frekans değeri arttıkça bu daha fazla artmakta. Diğer bir konu ise dolgu oranına göre sızma grafiğini görüyoruz burada. Yani dolum oranı önemli. İyi bir dolum oranı sağlanmadığı zaman buradaki elektromanyetik sızma miktarı değişiyor.
Diğer bir malzeme ve en pahalısı kompozit malzemeler. Elektromanyetik ekranlama için kullanılan güncel yöntemlerden birisi de karbon fiber kompozitler ve standart plastiklerin karbon fiber kompozitlerle omur molding yani çoklu kaplama tekniğiyle kullanılması metodudur. Bu şekilde 16'da görüyoruz. Bu yöntemde farklı tipteki plastikler, hatta yerine göre iletken plastikler, karbon fiberlerle kompozit bir bileşik oluşturularak kullanılır. Karbon fiber teller tek yönlü dizilim yerine 0.90 ya da 0.45.90 gibi farklı çok katmanlı dizilimlerle birleştirilerek daha etkin bir ekranlama elde edilmektedir. Bunu şekil 17'de görüyoruz. Yani hepsini aynı yönde yaparsak fiberlerin arasından kaçış olabileceği için şekil 16'da görüldüğü gibi 0.90 dizilimi ile boğaza atılmakta, hatta bu çeşitlendirilebilmektedir. Kompozit malzemeler yüksek elektromanyetik kalkanlamanın yanında çelikleri yakın mekanik dayanım sağlayabilmekte. Bu da bir avantaj sağlamakta diğer plastiklere göre. Şekil 18'de de farklı malzemelere ait termal iletkenlikler ve elektriksel iletkenlikler görmekteyiz. Burada karbonfiber kompozitler plastikler arasında en yukarıda bulunuyorlar. Aşağıda ise Carbon Black Filled PA dediği karbon tozuyla harmanlanmış PA malzemeyi bize ifade ediyor. Tabii elektrik iletkenlik arttığında termal iletkenlik de artmakta. Bu da bu sistemler ısı ürettiği için açıkçası bir avantaj sağlamakta. Elektromanyetik ekranlamada kullanılan teknik plastikleri bazı dezavantajları bulunuyor. Bunlardan bahsedecek olursak, ham haliyle standart plastikler en ekonomik çözümü sunmakla birlikte düşük elektromanyetik ekranlama sundukları için gürültü kaynağı komponentlerde kullanılmaları sakıncalıdır. İletken malzeme ile boyama yönteminde kullanılan sıradan kullanım sırasında oluşabilecek çizilmeler ya da kimyasal ortam, boyama prosesindeki sorunlar nedeniyle oluşabilecek pullanma gibi durumlarda sürekli yüzey kaybedilebileceği için elektromanyetik ekranlamada performans düşüşü olabilmekte. Metal folyo kaplama yönteminde yapışmayı sağlayan katman zamanla bozulabilmekte, degrede olabilmekte ve elektromanyetik ekranlama sağlayan folyo ile plastik yüzey ayrılabilmektedir. Ayrıca kaplama sırasında çok detaylı yüzeylerde %100 kaplama sağlanamayacağı için elektromanyetik ekranlama performansı ile düşebilmektedir. İletken plastiklerin elektromanyetik ekranlamada kullanımındaki en büyük problem üretim prosesidir. Enjeksiyon sırasında sürekli ve homojen bir hacim oluşturmak oldukça zor, pahalı ve zahmetli bir işlem. Bu durumda farklı elektromanyetik ekranlama performansı sunan kesitler oluşabilmekte. Enjeksiyon işleminin doğası gereği iletken malzeme farklı bölgelerde yoğunlaşabilmektedir. Bu yöntemde kontrollü bir üretim prosesi elektromanyetik ekranlama için en önemli parametre. Kompozit malzemelerin özellikle karbon fiber gibi metallerin sektörde kullanımını sınırlayan en önemli faktör ise maliyet. Yüksek maliyeti nedeniyle kısıtlı bir kullanım alanı bulunuyor. Tüm teknolojik iyileştirmelere ve geliştirmelere rağmen plastikler elektromanyetik ekranlama konusunda halen metallerin çok gerisindeler. Bu nedenle ağırlık faktörünün önemsiz olduğu noktalarda alüminyum gibi metallerin kullanılması bu ileri teknoloji yöntemlere göre hala büyük maliyet avantajına sahip. Bunu değerlendirmekte fayda bulunuyor. Elektromanyetik ekranlamada en önemli kullanılan analitik çözüm Maxwell teoremi. Burada da bunun temel halini görüyoruz. Sağdaki grafikte ise 3 mm plakalar için 1 GHz frekansındaki ekranlama kabiliyetini görüyoruz. Metal ve karbon dolgulu plastiklerden yapılmış plakalar bunlar. X ekseninde görebileceğiniz gibi buradaki direnç volümetrik olarak arttığında ekranlama kabiliyeti düşüyor. Direnç azaldığında ekranlama kabiliyeti artıyor. Yani daha iyi anlamak için
Sol kısmı metale doğru gidiş, sağ kısmı da plastiğe doğru gidiş olarak düşünürseniz, yani plastik malzemelerin ekranlama kabiliyeti düşükken metallerinki fazla ve bu dirençle bağlantılı bildiğimiz üzere. Şimdi ise elektromanyetik ekranlamada kullanılan test metodlarını ele alacağız. Bunların ölçümü için kullanılan test metodları. Bunların ilki mikroşerit hat yöntemi. Bu metot daha çok küçük çaptaki komponentlerin paketlenmesi, çip entegre gibi kullanılan bir elektromanyetik kalkanlama etkinliği ölçüm yöntemidir. IEC 61967 TR6 standardına göre TDK tarafından geliştirilmiştir. Şekil 19'da bunun bir şemasını görüyoruz. TDK da büyük bir elektronik üreticisi bu arada. Yöntemde öncelikle test edilen ekranlama malzemesi 50 ohmluk bir mikroşerit hattının üzerine yerleştirilir. Mikroşerit hattının üstündeki koruyucu malzeme hattın empedansını etkileyeceğinden yüksek empedansa sebep olacak ve sinyallerin yüksek frekanslı bileşenlerini bastırarak filtreleme işlemini gerçekleştirecektir. Ardından bilgisayar yazılımları ve Maxwell denkleminin çözümlenmesiyle malzemelere ait ekranlama etkinliği farklı frekans değerleri için şekil 20'de görebileceğimiz üzere grafiksel olarak takip edilebilmektedir. Burada farklı frekanslar için test düzeninde tarama yapılmakta. Diğer bir yöntem, en çok kullanılan yöntemlerden birisi de eşeksenli dairesel hücre metodu ya da koaksiyel sel metot, ASTM D4935 standardına bağlı bir metot. Bu testin temel amacı ayrık iletken bir yapıya elektriksel temas oluşturmadan doğru bir ekranlama etkinliği ölçümü sağlamaktadır. Bu yapıyı temel alarak kesintili bir iç iletken ve bağlantı noktaları bulunan bir dış yapıdan oluşmaktadır. Test hücresi iki parçalı ayrık eşeksenli dalga kılavuz yapısındadır. İletken plastikler için yöntem kapasitif bir girişime dayanmaktadır. Şekil 22'de ASTM D4935 hücresinin kist alanı görülmektedir. Test altındaki düzlem malzeme eşeksenli tutucunun dış çapıyla aynı boyuta sahip bir diş şeklinde imal edilir. Referans malzeme ise test altındaki malzeme ile aynı olmakla birlikte, yani aynı malzeme olmakla birlikte yalnızca dış iletkenliklerin bağlantı noktalarını ve iç iletkeni kapsayacak çaplarda iki parçadan oluşur. Böylece referans ölçülerde hücrenin iki parçası arasında aynı kalınlıkta ve aynı özelliklerde malzeme kullanılarak eşit kapasitif girişim olması sağlanır. Ekran malzemeleri tamamen dış iletkenlerin bağlantı noktalarını kapsamalı ve hücrenin her iki yarısının arasında temas olmasına izin vermemelidir. Teması önlemek için plastik vidalar kullanılmalıdır. Metal vidalar sürekli iletken tutucuda olduğu gibi temas empedansını ekran malzemesi ile seri olarak yerleştirme eğilimindedir. Ekranlama etkinliği ölçüm düzeni şekil 23'te şematik olarak gösterilmiştir. Ayrık iletken eşeksenli tutucu, sürekli iletken eşeksenli tutucu gibi 50 ohmluk hattan meydana gelir. İki uç noktasına doğru sivrilerek 50 ohmluk iletim hattı oluşturacak şekilde konnektörlere bağlanır. Giriş ve çıkış portlarına 50 ohmluk empedans uyumunu güçlendirmek için 10 desibel zayıflatma değerlerinde zayıflatıcılar bağlanır. Ayrık bağlantı noktaları ekran malzemesinin tutturulmasını sağlar. Ağ analizörü ile referans ölçüm ve ekran malzemesi ile birlikte geliştirilen ölçüm karıştırılır ve ekranın etkinliği belirlenir. Burada da formülü görüyoruz. Burada S21 virgül R ve S21 virgül L sırasıyla referans ve ekran malzemesi bulunduğu durumlarda vektör ağ analizöründen yapılan ölçümler sonucunda bulunan saçılma parametreleridir. Buna ait bir ölçümü de şekil 24'te örnek olarak görebilirsiniz grafiksel olarak. Gigahertz değerleri açısından. Diğer bir ölçüm metodu TEMT hücresi metodu ya da transvers elektromagnetik test metodu. Dikdörtgen eşeksenli iletim hatları enine elektromanyetik TEM hücresi olarak TEMT hücresi metoduna gelecek olursak, transvers elektromanyetik test metodu dikdörtgen eşeksenli iletim hatları enli elektromanyetik
TEM hücresi olarak adlandırılır. TEM hücresi bir diğer adıyla Crawford hücresi kullanım alanları açısından çok yönlü olması ile oldukça popüler bir yöntemdir. TEM hücreleri bahsedilen bu testlerin gerçekleştirildiği diğer yapılar olan yansımasız ve ekranlı odalarda karşılaştırıldığında tasarım ve üretim maliyetleri açısından oldukça dezavantajlıdır. Küçük bir yapıya sahip. Bu hücreler ASTM 4935 yönteminde olduğu gibi iki parçadan meydana gelmektedir. Ayrık iletken eşeksenli tutucu metodundan farklı olarak dikdörtgen bir iletim hattına sahiptir. Ekranlama malzemelerini belirlemek karmaşık bir karardır. Delikler, açıklıklar, bağlantı noktaları gibi farklı değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle bir ekran malzemesinin seçimi, mekanik tasarım içinde olduğu gibi bir dizi ihtiyaca bağlı olacaktır. Dikdörtgen kesiminden dolayı TEM-TRT hücresi, dairesel hücrelerin yetersiz kaldığı alanlarda kullanılabilmektedir. Şekil 25'te ayrık TEM hücresi olan TEM-T hücresi gösterilmektedir. Test hücresi iki eşit parçadan oluşmakla birlikte kesintili bir iç iletkene sahip dikdörtgen bir iletim hattından meydana gelmektedir. Her bir parça konektörlerin olduğu uçlara doğru sivrilen konik bir yapıdan ve ayrık parçaların birleştiği noktaya doğru uzanan düz bir iletkenden oluşmaktadır. Tüm ölçümler her türlü malzeme için temassız, kapasitif bir girişime dayanacak şekilde yapılır. Ekran malzemeleri tamamen dış bağlantı noktalarını kapsamalıdır. Ancak daha küçük malzemeler için özel malzeme tutucular kullanılarak bu ölçüm gerçekleştirilebilir. TEM-T hücresi genel olarak 1-1,5 GHz kesim frekansına kadar kullanılmalıdır. Referans ölçümler ASTM 4935 yönetiminde olduğu gibi örnek malzeme hazırlanarak veya örnek malzemeye gerek olmadan kalın malzemeler için düşük frekanslarda düzeltmek faktörü kullanılarak iki türlü gerçekleştirilebilir. Ekranlama etkinliği ölçüm düzeneği şekil 27'de gösterilmiştir. Ayrık TEM hücresi dairesel eşeksenli tutucular gibi 50 ohmluk hattan meydana gelir. İki uç noktasına doğru sivrilerek 50 ohmluk iletim hattı oluşturulacak şekilde konektörlere bağlanır. Giriş ve çıkış portlarına 50 ohmluk empedans uyumunu güçlendirmek için 10 desibel zayıflatma değerinde zayıflatıcılar bağlanır. Ayrık bağlantı noktaları ekran malzemesinin tutturulmasını sağlar. Referans ölçümler ASTM 4935 yönteminden farklı olarak malzeme olmadan doğrudan bağlantıyla gerçekleştirilebilir. Ağ analizörü ile referans ölçüm ve ekran malzemesi ile birlikte gerçekleştirilen ölçüm karşılaştırılır ve ekranlamanın etkinliği böylece belirlenir. Ekranlı oda yöntemi ile ölçüm. Işıma yolu ile ekranlama etkinliği ölçüm yöntemleri ekranlı oda ve boş uzay ekranlama tekniklerini kapsamaktadır. Şekil 28'de ekranlı oda yöntemini ekranlama etkinliği ölçüm düzeneği gösterilmektedir şematik olarak. Ekranlı oda yöntemi sinyal kaynağına alıcı ve yayıcı antenlere ölçüm amaçlarını ve üzerinde açıklık bulunan ekranlı bir kapalı alana gereksinim duymaktadır. Bu yöntemde iç bölgesini dış bölgeden izole eden yeterli büyüklükte bir oda kullanılmaktadır. Bu oda üzerinde ekranlama malzemesinin yerleştirildiği bir açıklık bulunmaktadır. Bunu şekil 29'da görebiliyoruz. Burada kırmızı ile gösterilen malzeme. Yayıcı anten ve sinyal kaynağı ekranlı odanın içerisine yerleştirilirken ölçüm almacı ve alıcı anten ise dışında yer almaktadır. Ekran malzemesi yokken alınan ölçüm ile ekran malzemesinin açıklığa yerleştirilmesiyle alınan ölçümlerin oranı ekranlama etkinliğini vermektedir. Ekran malzemesi yokken alınan ölçüm referans ölçüm adı verilmektedir. Ekranlı oda yöntemi daha çok küçük boyutlardaki ekran malzemesi örnekleri için uygun bir yöntemdir. IEEE STDD 299 standartında ekranlama etkinliği ölçümleri frekans bandına göre 3 gruba ayrılmaktadır. Yakın alan, uzak alan dinamiklerine bağlı olarak ilgili frekans aralıklarında manyetik, elektrik ve düzlem dalga ekranlama etkinliği ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı prosedür, düşük frekans, rezonans frekans ve yüksek frekans olarak adlandırılan 3 yönteme ayrılmıştır. Bu yöntemlere karşılık gelen frekans aralıkları ve elektromanyetik alan çeşitleri şekil 30'da gösterilmiştir. Diğer bir yöntem ise
GTEM hücresi yani gigahertz transvers elektromanyetik ile ölçüm. GTEM hücresi 50 ohm yük ile sonlandırılmış ve dış yüzeyi gittikçe genişleyen piramit şeklindeki iletim hattıdır. Bunun şekil 31'de bir firmaya ait örnek bir GTEM hücresinde görüyoruz. GTEM hücreleri açık sağ test alanı ölçümleri ya da tam yansımasız, yarı yansımasız oto ölçümleri öncesinde yapılacak ölçümler için kullanılır. GTEM hücresinin belirgin özelliklerinden biri, emisyon ve bağışıklık testinin gerçekleştirilmesi için açık alanlarda ve yansımasız odalarda kullanılan geniş bantlı antenlere ihtiyaç duyulmamasıdır. Testler diğer ortamlara göre daha çabuk yapılabilmekte ve tasarım aşamasındaki maliyet düşmektedir. Düşük maliyetle kompakt bir çözümdür bu sistem. Yapılan testler her zaman DC frekansından başlayan bir düzlem dalgası yayılımı ile uzak alan koşullarındadır. GTEM benzersiz bir gerçek geniş bant anten görür. Bu metot her frekans bandı için anten değişim zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir yöntem ise tam yansımasız oda ölçümleri metodu. Laboratuvar ortamında elektromanyetik uyumluluk ölçümleri için tam yansımasız oda veya yarı yansımasız oda test ortamları kullanılır. Bu odalara bir örnek şekil 32'de gösterilmektedir. Bu yöntem daha çok elektromanyetik ekranlama malzemesi ile kaplanmış son ürünlerin yani nihai ürün artık araç üzerinde kullanılacak bir komponent gibi ürünlerin yaygın olarak testinde kullanılan bir yöntemdir. Tam yansımasız oda ölçümleri açık alan saha testlerinden farklı olarak kapalı bir oda içinde gerçekleştirilir. Genellikle odanın dışı ile içerisi arasında 100 desibelden daha büyük bir izolasyon bulunur. Böylelikle ölçüm dış ortam gürültülerinden en az şekilde etkilenmesi sağlanır ve çok düşük işaret seviyelerinde dahi güvenilir ölçümler yapılır. Bu odaların duvarları galvanize saçtan yapılır. Bu odayı iç yüzeyleri ferritik plakalarla kaplanır. Personel ve cihaz giriş çıkışları için yaygın olarak sızdırmaz gasketli yapılar kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde genelde test edilmek istenen son ürünler koyulduktan sonra karşısına bir anten koyularak cihazın nihai çalışma şartlarındaki ortam simüle ediliyor ve buradaki elektromanyetik yayılımına bakılıyor. Kullandığım kaynakları burada görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.